Merhabalar sevgili dostlar. Dursun Özbek tekrardan başkanla aday oldu ama bunu konuşmak yerine bahsetmemiz gereken farklı noktalar var. Dursun Özbek ve Okan Buruk'un yeni sezon hakkındaki konuşmalarıyla ilgili bazı kulis bilgileri sızmaya başladı ve Dursun Özbek'in Okan Buruk'a önüne bir liste getir, listeni hazırla. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten iddialı bir kadroyla çıkmamız lazım. 2000 rüzgarını tekrar Türkiye'ye getirmemiz lazım. Lazım. Benzeri bir konuşmanın, diyaloğun gerçekleştiği konuşuluyor. Bunun yanında Galatasaray bunu yapmak için... Geçtiğimiz yıllarda yaptığı bazı transferlerden memnun kalmadığı oyuncuları direkt olarak e, ayır, takımdan ayırma ve ardından da yeni transferlere, yıldız çok önemli isimlere, bunun yanında e, yıldız olmaya aday dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'deki genç isimlere odaklanmakta çok detaylı bir çalışma yapılıyor burada. Hem Okan Buruk'un talepleri var hem Scott ekibinin araştırmaları var. Şimdi gelin mevzuya Galatasaray'da Zaha ve Endombele ile alakalı gelişmeler var. Galatasaray Wilfred Zaha ve Tanguy Ndombele ile ilgili kararını verdi. Gelecek sezonun planlamasını yapmaya çoktan başlayan sarı kırmızılılarda Ziyech ve Auri yerinde durumu artık netlik kazanıyor. Şampiyonluk e, paralosuyla yola çıkan Galatasaray şampiyon bir kadroyla ikinci şampiyonluğu yakalamasına ramak kaldı. Şimdi Galatasaray şampiyon kadrosuna seviye atlatmak için büyük umutlarla Galatasaray'a gelen Wilfred Zaha ve Tanguy Ndombele ile alakalı yeni sezon planlamasında yer almayacaklarını açık ve net olarak şahıslara belirtti. Bu sezon 26 maçta sadece 664 dakika süre alan maaşı 3.1 milyon euro olan 27 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu kiralandığı Tottenham'dan geri dönecek. Bedensiz gelen, 39 maçta 10 gol 5 asist üreten ancak beklentileri gerçekten de karşılayamayan fil dişi sahilli Kanat Forvet ise kendine yeni takım bulması için Galatasaray'dan direktif aldı. Haziran 2026'ya kadar kontratı bulunan Zaha'nın maaş yükü Galatasaray'a 4 milyon 350 bin euro. Galatasaray'ın sezon başında... Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ücretsiz satın alma opsiyonu bulunan Hakim Ziyech'in Suudi Arabistan'dan talipleri çıktığını öğrendik. Fransız basınında çıkan haberlere göre Al Shabab 31 yaşındaki faslı oyuncuya 2,5 yıl için 37,5 milyon euroluk net bir maaş önerisinde bulundu. Al Shabab geçen yaz Ziyech'i kadrosuna katmak istemiş. Sağlık testleri olumsuz sonuçlanınca transfer gerçekleşmemişti. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle 20 mes resmi maça çıkan Ziyech Galatasaray'da 6 gol, 4 asistlik bir e skor katkısı sağladı. Son maçlardaki jenerik golleri ise Arabistan'daki kulüplerin iştahını kabartmaya yetiyor. Rekor bedelle Bayern Münih'e satılan e Sasha Boyen'in boşluğunu doldurması için ara dönemde bedelsiz alınan Serge Aurier hem sakatlıkları hem de fiziksel yetersizliği nedeniyle Okan Buruk'un gözüne giremedi. 31 yaşındaki Fildişi sahilli Sağbek kalan 4 maçta son şanslarını kullanacak. Ancak devam edilmesi Okan Buruk'un gözünde ee, şu an için e, bu konuyla ilgili kişilerin söylediğine göre beklenmiyor. Okan Buruk oynayan oyuncuya formayı verdiği gibi oynamayana da e, kredisi bittiğinde direkt elinden formasını alan yapısı böyle olan yıldızları yıldız oyuncular topluluğunu da Galatasaray gibi e, birçok yıldızı barındıran kulüplerde de bunun bunun bu şekilde idare edilmesi gerektiğini de birçok isim söylüyor. Galatasaray'ın Casamiro ile ilgili girişimleri olduğunu biliyoruz, duyduk. Casamiro ile alakalı Fenerbahçe'nin de girişimleri olduğunu biliyoruz. Casamiro, Okan Buruk'un yazdığı listenin ilk sıralarında yer alan önemli bir oyuncu. 6 numaralı forma pozisyonunda oynayan bir oyuncu. Son maçlarda kulübünde defans bölgesinde, stoper bölgesinde kullanıldı ama aslında orta saha oyuncusu ve burada oynamayı talep eden birisi. Burada oynayabileceği. Avrupa'ya yakın Avrupa'da futbol oynayan bir kulüpte şampiyon olma ihtimali olan bir kulüpte ve şampiyonlar ligine katılacak bir kulüpte de futbol oynamak istediğiyle alakalı da bir takım söylentiler dolaşılıyor. Önce yıldız oyuncuyla ardından da kulübüyle konuşacak olan Galatasaray elindeki bu bahsettiğim futbolcuları çıkardıktan sonra yeni transferleri de ardın sıra bitirmek niyetinde. Yeni sezon dizaynları çok çok önceden başladı ama bu dizayn mevcut oyunculara hisset yapılmaya gayret gösteriliyor. Çünkü onların orada konsantrasyonunu etkilemek, moralini, motivasyonunu, akıllarda soru işareti ve kuşkular bırakmak bir futbol kulübünün yapacağı en büyük hataların başında gelebilir. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi paralosuyla yola çıkan bir Galatasaray Avrupa Kupalarının en az birinde çok iddialı bir şekilde kulvarları peş peşe e, atlamasını e, bizler de bekliyoruz. Bütün Türkiye olarak milletçek böyle bir olay olursa e, Galatasaray'ı Fener'i hiçbir şey kalmadan bütün taraftarlar destekleyecektir. Aynı Fenerbahçe'de olduğu gibi aynı diğer futbol kulüplerimizde olacağı gibi. Sevgili dostlar paylaşarak özellikle abone olarak takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Videoyu beğenmeniz ve yorumda bulunmanız da gerçekten önemli. Gelecek sezonda Galatasaray Avrupa'da bir başarı yakalayabilir mi? Bugünün sorusu bu olsun. Cevapları yorumlarda bekliyorum. Hoşçakalın efendim.